çıkıyorum. Şu anda Mehdi çıkmış değil. Ne zaman çıkacak Allah bilir. Ben gün koymuyorum ki. Belki bizden çok sonra çıkacak. Ama her anda çıkabilir. Müslümanın vazifesi nedir? Hazırlıklı olmaktır. Şimdi ben korkuyorum. Mehdi Aleyhisselam'ı beklersin, beklersin, beklersin. Tam gelir şeriatı sünneti ortaya koyar. Sen de alışmışsın tabii bidatlara. Ondan sonra dersin ki bu o değil. Vallahi bu tehlikedir. Birincisi bakın Mehdi ile ilgili sözlerinin samimi olmadığını, doğru olmadığını gördük. Evet. Yani her an çıkabilirdi. Evet, her an çıkabilirdi. Hani 200-300 yıl sonraydı. Evet. 1500'e kadar geldi gerçi ama yakına kadar. Hani bu yüzyılda çıkmayacaktı? Bak her an çıkabilir diyor. Evet, inşallah. Yani bu samimi olması gerekiyor. Demek ki alametler oluşmuş ki bunu söylüyor. Evet, inşallah. Her an çıkabilir. Yani her rakam şu anda bile çıkabilir diyor. Bak diyor bir de Mehdi diyor beklersin beklersin. Tam cümlede alışmışım bidatlara. Tanıyamazsın diyor. Evet. Tanıyamazsın. Sonra da alışmışsın tabii bidatlara. Diyor. Evet, karşı gelirsin, evet, sonra karşı da. Gelir, evet. Peki hani neden böyle tutarsız açıklamalar? Sanki hani bir panik havası olarak mı yorumlanabilir? Nasıl yorumlayabiliriz bunu? Neden hani bir insan bir açıklamasını hani tutarlı olur, çıktı, çıkmadı, çıkacak gibi enteresan söylemler olunca insanın kafası da karışıyor biraz. Şimdi işin açık yönü şu. Ben Mahmut Hoca'yı çok severim. Bayağı saygı duyuyorum. Yani. Onun mürşididir, şeyidir. Çok değerli, muhterem bir insan. O diyor ki Mahmut Efendi bu yüzyılın müceddidi ve müştehididir. Evet. Yani en büyük alimidir. Şimdi Mehdi çıkarsa, yani Mehdi kabul edilirse, bu sözünü almış olacak. Çünkü Mahmut Efendi Hazretleri Mehdi'ye bağlanan bir insan olmuş olacak. Yani evet. Onun talebesi konumunda olmuş olacak. Birinci neden bu. Yani bunun gibi ki yani birçok toplulukta biz bunu görüyoruz. Yani buradaki durum bu, başka. Evet, bu şey aslında nedenlerden bir tanesi budur. İnşallah. İkincisi bunu kendisi çok açık açıkladı. Dedi ki bana bir kısım aileler geldi. Geldiler konuştuk dedi. Bundan talepte bulunmuşlar. Yani Mehdi'nin herhalde bu yüzyılda gelmeyeceği, benim Mehdi olmadığım, sanki Mehdi'yi iddia ediyormuşum gibi ve etrafımdaki arkadaşlarımın dağılması gerektiği, bunu ehemmiyetle vurguluyor. Etrafındaki kişilerin dağılması gerekir diyor. Arkadaş grubumun dağılması gerekir diyor. Çünkü Mehdilik diye bir şey yok. O da Mehdi değildir diyor. Sanki ben Mehdilik iddia etmişim gibi. Arkadaşlarım sanki ben Mehdi olduğum için etrafıma gelmişler gibi. Yani öyle bir şey veriyor. Ve dolayısıyla dağılsınlar diyor. Bakın evet. İki hususun üstünde duruyor. Yani bir o Mehdi değil, bir de etrafındaki kişiler dağılsınlar. Evet. Bir de bana aileler geldi. Şimdi biz bu ailelerin kimlerle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Gücünle biliyoruz. Yani medyadaki gücünle biliyoruz. Habertürk televizyonuna bağlantılarını da biliyoruz. Efendim başka kimselerine de bağlantılarını biliyoruz. Evet, inşallah. Şimdi benim anladığım sen eğer Adnan Oktar'ın Mehdi olmadığını açık açık böyle iddia edersen ki onu yetenekli görmüşler anladığım kadarıyla. Evet. Bunu söylersen etrafındaki gençlerin, arkadaşların dağılmasını söylersen, evet. Bu konuda başarılı bir çalışma yaparsan ki yani sözüne itibar edilen bir insansın diye herhalde onu değerlendirir ki yani genelde fikren tam karşı oldukları bir insan. Bu şekilde bir yaklaşımları olmuş anladığım kadarıyla. Bir de boş gitmemişler gibi görünüyor. Yani. Evet, inşallah. Fakat en önemlisi şu, seni biz Habertürk kanalına çıkaralım. Seninle ilgili bütün iddiaların hepsini temizlettireceğiz. Sana çok iyi davranacağız. Sana söz veriyoruz. Cübbeli'yi yoksa asla çıkmaz televizyon evet. kanalına. Yani garanti almasa, çünkü onun bazı sözleri var yani zehir zemberek böyle yani olacak gibi değil. Asla çıkmaz. Evet, inşallah. Ve çok riskli görür böyle bir şeyi. Yani çünkü özellikle Fatih Altaylı ile karşı karşıya gelmeyi çok çok riskli görür. Evet. Çünkü her an bir pot kıracağını düşünür. Her an bir şey olacağını düşünür. Yani bir sözün onu bir anda yıkabileceğini düşünür ve çıkmaz. Tam bir garanti aldığı imajını veriyor. Tam bir garanti. Zaten karşılama şekillerinden sanki böyle çok ünlü bir yurt dışından gelmiş ünlü bir şahsı karşılar gibi. Evet. Böyle ayakta karşılıyorlar. El ele tutuşarak gidiyorlar. Yani 40 yıllık bir muhabbet var gibi.
karşılıklı hediyeleşmeler var. Evet. Karşılıklı birbirlerine hediyeler veriyorlar. Sonra da başladı tabii. Asıl konuya geçmiş oldu. Benle ilgili açıklamalarını yaptı. İşte o Mehdi değildir. Biz sanki biz yani ben zaten yeminle söylüyorum. Benim böyle bir iddiam olmaz diye. İnşallah. Çünkü haramdır ya Müslüman böyle bir şey yapmaz. İnşallah. Etrafımdaki insanların dağılması konusunda çok hassas. Yani onu çok iyi vurguluyor, ısrarla vurguluyor. Ve en önemli konularda bir de kitaplarımın okunmaması. Evet. İnternet sitelerime kimsenin bakmaması. Ondan sonra CD'lerimi izlememeleri. Evet. Yani bu konuda çok hassas bu konu. Sürekli konuşmalar yapıyor. İnsanlar tabii merak ediyor acaba diyorlar bunun için dinlemesin diyor. Tabii mecburen bakıyorlar. Çünkü internet sitesinde ki giriş mesela günlük giriş çok yüksek. Mesela sırf Harun Yahya Ok'ta 150 bin kişi. Hı hı. Giriş. Harunyahya.net var, TV var. 150 bin kişi. Tabii. Yani çok yüksek bir oran bu 150 bin kişi. Evet maşallah. Tabii. Yani mesela nette ayrı yine öyle. Evet, mesela evet. Orada 140-130 bin arası şey yapıyor. Yani çok yüksek oranda oluyor. Bazı günler daha da yükseliyor. Mesela 200-250 bine çıktı maşallah. Oluyor. Hı hı. Maşallah. Dolayısıyla bunu durduracağını zannetti benim kanaatim. Yani o konuşmayla yani çok etkili olacağını zannetti. Bir de hani böyle bir kaynak vererek bir şeyler bir şeylere dayandırarak söylediğini zannedecek etrafımdaki insanlar da ha diyecekler ya Mehdi yokmuş. Mehdiyet de yok. İslam'ın dünya hakimiyeti de yok. Bizim o zaman ne işimiz var? Yani benim etrafımda ne işleri var gibi düşünecekler. Ve dağılacaklar. Bize müsaade edecekler. Maşallah. Benim arkadaşlarım Kur'an'a ve sünnete tabi insan. Evet, yani inşallah. Sünnet. İnşallah. Benim Mehdi olup olmamam diye bir konu yok. Ben ölebilirim de, şehit de olabilirim. Yani hastalanabilirim i̇nşallah. De. İnşallah. Benim davam devam eder. Benim i̇nşallah. Davam Kur'an ve sünnet i̇nşallah. Davası. Maşallah. Elhamdülillah. Mehdi yani Mehdiyetin anlamı şudur. İslam'ın dünya hakimiyeti. İnşallah. İslam dünya hakim olsun. Ne şekilde olursa olsun. İnşallah. Bu. Olay budur yani. İslam dünyaya hakim olacak diyemiyor çünkü Beli Ahmet şu an. Bu yüzyıl. Evet. Diyemez. Çünkü niye diyemez? Çıktığında o zaman Müslümanların lideri kim olacak diyeceklerdir. O kim olacak? Mecburen Mehdi olacak. Onun için birkaç yüzyıl ileri atmak durumunda kaldı. Sonra ben 7000 yılla ilgili hadisleri verince bir de boş bulundu. Kendi de söyledi. 7000 yıl dedi dünyanın ömrü dedi. Onu boş bulundu. Evet. Ama dedi sonra toparlamaya çalıştı. Ayet ve hadiste yok dedi. Evet. Sonra evet. Ben de hadisi ortaya evet. Koyunca evet dedi. Hadiste evet. Var dedi. İnşallah evet. Yani sürekli dönüyor. Bakın önce 7000 yılı reddetmişti. Sonra 7000 yılı kabul etti. Peki sonra buna ilişkin hadisleri Arapçasıyla yayında okumadı mı? Tabii yani, okudu. Ezberden olamayacağına göre evet. Yani. Demek ilginç. Ki çok iyi biliyormuş. Evet tabii. Demek ki ezberindeymiş. Evet. Niye hadis yok diyorsun Müslümanlara yanlış bilgi veriyorsun? Günah değil mi yalan söylemek? Evet günah. Değil inşallah, mi? Tabii. İnşallah. Haram değil mi? Haram inşallah. Yani sen bir gecenin içinde ezberlemedin onları. Evet. Değil mi? Evet. Gayet diyor, su gibi ezberden Arapçasından biliyor. Bak ayet ve hadis yoktur efendim diyor 7000 yıl ay. Sonradan gürül gürül söylüyorsun 7000 yıl. Evet. Sonra bundan bir anlam çıkmaz diyor. Evet. Hesap çıkmaz hesap diyor. Çıkmaz diyor. Ya 7000 rakamdır. Rakamdır. 5600 yıl geçtiyse bu da bir hesaptır. Tabii. 5600'ü çıkarttın mı? 1400 yıl kalır. Hesap. Tabii bu hesaptır bu. İnşallah. Tabii. Demek ki ümmetin ömrü 1400'de 1500 arasında i̇nşallah. O kadar. Evet, son inşallah. Yani Mehdiyet için ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inişi için başka bir tarih yok. İnşallah. İnşallah. Baktı olacak gibi değil. Yani kendince Hicri 1500'e kadar geldi. Evet inşallah. Ama kıyamet vaktine geliyor artık yani i̇nşallah. Mehdi'nin çıkışı için kıyamet vaktine gelmiş oluyor. İnşallah. Kıyamet vakti Mehdi neden gelsin ki? Evet yani artık böyle bir yani, şey. Ondan sonra kıyamet bekleniyor. Evet. Evet. Zaten peygamberimizin hadisine münafi o sözü. Yani çünkü değil mi? Evet. Bu hesap çok ortada. Evet. 7000 yıl var. Değil mi? Biz bu hesabı yaptığımızda bundan diyor Peygamber Efendimiz değil mi? 5600 yıl geçmiştir diyor. Evet. Biz bunu yaptığımızda 1400 net çıkıyor. Evet. Yani 1400 artık kıyametin tarihi olmuş oluyor. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki bir gün dahi olsa kıyametin kopmasına Allah o günü uzatır diyor. İnşallah. İşte o küsuratın uzamasıdır şu an. İnşallah. 1500 İnşallah. Kastımız. O küsuratın uzaması. Küsurat
Yani Hicri 1400, 1500'e kadar küsurattır. Evet. 1500'den sonra artık kıyamet bekleniyor. İnşallah. Çünkü ümmetin icabet ömrü bitiyor 1500'de. Evet, inşallah. Said Nursi Hazretleri diyor 1545 gibi diyor. Allahu alem kıyamet kopacak diyor. İnşallah. Allah'ın izniyle. Bakın şimdi konuşmanın da gördünüz. Mehdi diyor her an çıkabilir diyor. İnşallah. Dedi evet. Çünkü inşallah. O dönemde Allahu alem kendine hüsnü zannı da vardı. Evet. Yani sağlığı saat yerindeydi 96'larda. Hmm. 95'lerde sağlığı. Şimdi İşte kafama siten takılır diyor, kalbime siten takılır, benden Mehdi mi olur diyor. Kardeşim şimdi yani bir tek sen Mehdi olmana göre bir olay şey yok ki yani. İnşallah. Değil mi? Tabii. Cenab-ı Allah'ın kastettiği Mehdi çok önemli. Evet. Hani ben o Mehdi'yi iddia edemiyorum da yani uslubundan bir acayip bir şey çıkıyor ortaya yani. Evet. Etrafında sen Mehdi misin diyorlarmış. O da neden Mehdi olamadın? Sağlık durumunu açıklayarak söylüyor. Yani sanki sağlık durumu yerinde olsa olacak. Olacakmış gibi bir uslubu var yani. İnşallah. Ya sağlığını sen ne karıştırıyorsun sen? İnşallah. Değil mi? Evet. Desene yani ben haşa Kur'an'a göre ben böyle bir şey diyemem. Hadise evet. göre ben böyle bir şey diyemem desene. Evet. Ama onun inancında şöyle bir şey var. Diyor ki Mehdi gelecek. İnsanlar onu sorgulayacaklar. Hadi bakalım diyecekler diyor. Böyle hani küstah bir uslupla konuşacaklarını söylüyor insanlara ondan Mehdi'yle. İspatla bakalım diyecekler diyor. Madem Mehdi'sin bir göster bakalım bir keramet diyecekler diyor. Bakın söze bakın. Yani çok böyle bir şey, saygısız bir usta olacak. Evet, evet. Evet. O da diyor elinden bir kuşa işaret edecek diyor. Kuş düşecek diyor. Ama tabii bir tek bundan bitirmiyor. Altın sütunların fışkırması var. Biz bağırmasıyla bir tekbir getirmesi yani yüksek sesle tekbir getirmesi. Yani Roma'daki bütün binaların yerine bir olması evet. var. Adriyatik denizinin kuruyup tamamen evet. kuruması. Akdeniz'in donması evet. var. Efendim, gökte melekler mesela 7 milyar kadar meleğin gökyüzünü kaplaması, herkese kendi dilinde falanca kişi Mehdi'dir demesi var. Böyle bir kişiye sen nasıl küstahça hadi bakayım ispatla Mehdi olduğunu diyebilir misin? Tabii, tabii, evet. yani nasıl böyle bir şey? Tabii. Bakın mümkün her yok. Yerde mantıksızlık kendini göstertiyor. Evet. Her yerde çelişki kendini göstertiyor. Bir de yani evet. o zaman mantıken de Mehdi'ye şey yok haşa gerek yok. Melekler inmiş yani hani yani o durumda zaten aklın ihtiyarı kalkar yani. Olağanüstü bir şey. Yani Allah Cenab-ı Allah diyor göz açtırılmaz size tabii, diyor öyle bir şey inşallah. Olduktan sonra evet, diyor. Evet inşallah. Yani hatta diyorlar ona bir melek indirilmeli değil miydi diyorlar peygamberlere. Evet. Eğer indirilseydi diyor Cenab-ı Allah size göz açtırılmazdı diyor. Evet, çünkü aklın ihtiyarını kaldırır. İnşallah. Yani imtihan ortamının kalktığı zamanda olacaktır bu. Evet. Ama bakın nereye girsek bir çelişki. Bak o zaman diyor bir gele ben şu an çıkabilir diyor. Sonra diyor ki çıkmayacak. Sonra şu kadar 100 yıl sonra evet. çıkacak diyor. Bundan hesap olmaz diyor. Sonra bakıyoruz net olarak hesabın evet. net olduğu ortaya çıkıyor. Evet. 7000 yılla ilgili hadis yok diyor. Sonra da hadisin Arapça kendisi çok net olarak açıklıyor hadisin var olduğunu açıklıyor. Demek ki yani ortalık boş olsa bayağı bir şeyler olacakmış. Allah'a şükür ki biz varız. Maşallah. Vesile oluyoruz. Maşallah. Doğruları aktarıyoruz. İnşallah. Ama Allah hidayet versin. Allah aklını artırsın. İnşallah. Kalbini açsın. İnşallah. Diyor ki ben yalan söylüyorsam Allah benim belamı versin diyor. Haşa. O yalan söylüyorsa Allah onun belasını versin diyor. Bela benim için. Okuyarak. Ama diyor bana bir şey olursa yarın bir gün diyor. Sakın ha diyor bana öyle bir şey de düşünmeyin diyor. Bakın yani burada bir acayiplik var. Bana bir şey olursa belasını buldu diyecek. Miş? Evet. Kendisine bir şey olsa düşünmeyin. Ama bir şey sonra denmeyecekmiş. Arkasında bir kere, başka bir vaazında da diyor ki sakın diyor bizim şeye uymaz Müslüman diyor. Sakın bela okumayın diyor. Evet. Bir bize konu beddua yakışmaz diyor. Beddua yakışmaz bize diyor. Kardeşim sen bir söz için böyle söylüyorsan ki kimin yalan söylediğini Allah ona göstertti. Değil İnşallah, mi? Evet. Bakın 7000 yıl yok dedi sonra evet. var dedi. Evet. Evet. Efendim değil mi? Öbür konularda da gördük. 1500. Mesela Mehdi çıkmayacak dedi. Yüzyıllar sonra çıkacak dedi. Hı hı. Şu anda da çıkabilir dedi Mehdi. Evet. Peki bunlar yalan değil mi? Evet yalan inşallah. Tabii. Beddua okuyorsun o zaman. Kime okumuş oluyorsun sana o bedduayı? Allah senin yalan söyledi. Sana gösterdi işte. Evet maşallah. Değil mi? Evet. Ben doğru söylediğimi hadislerden ispat ediyorum. Evet. İnşallah. İnşallah.